Yepyeni bir FC25 videosundan herkese selamlar. Yine bir konsept video ile karşınızdayım. Görüyorsunuz şu anda bir farklılık var İstanbul Spor'da. 4 yıldız var. Neden 4 yıldız var? Çünkü İstanbul Spor'a bu sezon şu ana kadar yapılan bütün transferleri ekledim. Bu zamana kadar Türkiye Süper Ligi'nde büyük takımlar dahil küçük takımlarında yaptığı transferlerin tamamı İstanbul Spor'da olsaydı nasıl bir takım ortaya çıkardı? Biliyorsunuz ki İstanbul Spor bu sezon küme düştü normalde ve gerçekten çok düşük puan aldılar ligde. Tutunamayacak seviyedelerdi ve eğer biz İstanbulspor'a bu sezon Türkiye Süper Ligi'ndeki takımların oyuncularını transfer etmiş olsaydık nasıl bir sonuç ortaya çıkacaktı? Yani Saint-Maximin, Immobile, Oğuz Aydın gibi transferlerin hepsi İstanbulspor'da olsaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkacaktı? Bunu deniyoruz şu anda. Bunu merak ediyorum ve bu sonucu birazdan alacağız. 2 sezonluk sümüle olacak. 2 sezonluk sümüleden sonra da son duruma bakmış olacağız. Transfer yapmıyorum ekstradan. 2 sene sonunda sadece ve sadece sözleşmesi biten oyuncuların sözleşmelerini yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Sözleşmelerini yenileyeceğim. Onun dışında herhangi bir işlem yapmayacağım takımla ilgili. Amaç zaten kümede kalmaktır diye tahmin ediyorum. Öncesinde gelin hep beraber bir takımımızı düzeltelim. Kadromuz tabi çok değişti. Immobile var, Miço var, Lundstram var, Rafa Silva var, Ozan Trabzonspor'a gitti, Ozan var, Dorukhan Toköz Eyüpspor'a gitti, Emrah Baba Eyüp'e gitti, Vakayeme var, Draguş var, Umut Meraş var, kadroda var, oğlu var, Batshuayi Galatasaray'a gitti, Paulista var, Saint-Maximin var, Cenk Tosun var. Saymakla bitmiyor. Bakalım nasıl bir kadro yapacağız? Neler çıkacak karşımıza? Öncelikle bir oyuncuları şu anlık yerlerine bir koyalım. 4-4-2'ye dönelim. Hiç uğraşmayalım bu taktiklerin hiçbiriyle. Düz olsun. 4-4-2 olsun. Bizim olsun. Şöyle bir arkadaşı stopere çekelim. Stoper oynayabiliyordu o. Santrafor'a Rafa'yı koyalım. Rafa santrafor oynamaz. Saint-Maximin Oğuz Aydın yerine şöyle yapalım. Oğuz Aydın'ı çıkartalım. Vakayeme'yi alalım. Tamam, böyle çok daha mantıklı olacaktır diye tahmin ediyorum. Orta sahamız ve şöyle bakalım, kalede Arda var. Kaleci transferi gerçekten görmedim. Sağ tarafa Umut Meraş'a attım. Sol tarafa Lundstram, Paulista, Barisic, Rafa Silva, Miço, Dorukhan Toköz, Allan, Saint-Maximin, Immobile ve Vakayeme. Güzel 11 oldu. Gerçekten tatlı bir takım oldu. Bu takımdan tabii ki de küme düşmemek dışında yaşanacak her şey başarıdır. Ama ben yine de böyle bir ilk 10'da bekliyorum bu takımı. İlk sezon özelinde özellikle. İkinci sezon ne olur ne biter onu bilmiyorum. Ama ilk sezon bir ilk 10 bu takımdan bekliyorum. Kaç oyuncu hariç bütün oyuncuların sözleşmelerini yeniledim. Devre arasında da devamını yenileyeceğim arkadaşlar. Devre arasına kadar biz ilerlemeye başlayalım o zaman artık. Canlar, bu arada arkada simüle etmeye devam ederken sizlerden küçük bir ricam var. Videolar için çok emek harcıyorum. Tek tek fikirler bulup, fikirler araştırıp, sağa sola bakıp bir yerlerden fikir çıkartmaya çalışıyorum. Kendim de uğraşıyorum. Discord'daki arkadaşlarım da, izleyiciler de yardım ediyor. Sizler de yardım ediyorsunuz bana yeni video fikirleri ve videolar için. Lütfen aklınıza gelen fikirler varsa, yapmak istediğim videolar varsa söyleyebilirsiniz. Videoya da bir sonraki videoyu daha şekli ve güzel çekebilmem için, daha fazla motive olup daha hızlı sizlere video ulaştırabilmem için sizlerden küçük bir ricam olacak. Videoya lütfen like atalım ve abone olalım kanala arkadaşlar. Bir sonraki videoya geçmeden önce beni mutlu etmeniz için, hepimizin mutlu olması için, daha güzel içeriklerin çıkması için de sizlere bir like hedefi koymak istiyorum. 15 like bu video için hedef olsun. 15 like'a geçersek bir sonraki videoyu çok daha hızlı bir şekilde sizler için çekip atacağım, haberiniz olsun. Ve şimdi sezon sonuna gidelim. Kovulduk arkadaşlar. Kovulmayı beklemiyordum açıkçası. Ve tekrardan İstanbulspor'dan teklif geldi arkadaşlar. İstanbulspor'a geri dönüyoruz. Nasıl bir şeymiş bu ya? Bayanlar baylar. Beni kovmak kolay mı sandınız be? Vallahi bizi kapıdan gönderseler bacadan gireriz. Bacadan gönderseler bir şekilde yine bulur yolunu, geliriz gireriz buraya. Affetmeyiz. Biz takvimde tatile çıkmaya artık devam edebiliriz. Ve sonunda başarabildik. Birinci sezonu tamamlayabildik. Zor da olsa. Oyuncularda tabii yaşlar çoğunun yüksek olduğu için transferde lig yaş ortalamaları da yüksek. Oralarda düşüş var maalesef ama biz ne yaptık? Çok da bir şey değiştirememişiz. Ligi 18. sırada tamamlamışız. Yine küme düşmüşüz. Yine küme düşmüşüz. O kadar transfere rağmen, 4 yıldıza çıkmış olmasına rağmen takım, bir türlü takımı ayakta tutamamışız. Maalesef ki maalesef 18. olmuşuz. Bakalım kupada bir şeyler yapabilmiş miyiz? Kupada kazanan Beşiktaş olmuş. Biz kupada da gerilerdeyiz. Son 16 turundayız maalesef. Birinci turu atlayıp elenmişiz kupada da. Üzücü haberler. O zaman şöyle bir ligdeki oyuncu istatistiklerine bakalım. Belki gol krallığında bir şeyler yapabilmişizdir. Immobile 19 atmış. Onun dışında Allan Saint-Maximin'e 9 gol atmış. Asistlere bakalım. Asistlerde de Immobile 6 asist yapabilmiş. Ve Allan Saint-Maximin 5 asist yapabilmiş. Belki kalecimiz inanılmaz kötüydü. 56 vuruldu. O yüzden bu kadar kötü oldu işler. Bilmiyorum ama maalesef ki maalesef İstanbulspor olarak başarılı olamamışız. 35 puan almışız. 50 gol atıp 73 gol yemişiz. Rekabetçi oynamışız. Aslında rekabetçi değiliz diyemem ama bir türlü olmamış. O zaman bir sezon daha ileri gidelim. Bir sezon sonra ne olacağını bir görelim hep beraber. Ve bir sezonu daha tamamladık. Bu sefer 18. değilizdir diye umut ediyorum. Takım biraz kazanmıştı. 7. bitirdi İstanbul Spor. Güzel. 56 puan toplayarak 7. bitirmiş İstanbul Spor. Bu sefer daha fazla gol atıp daha az gol yemişler. 61 gol atıp 64 gol yemiş İstanbul Spor. Gayet güzel, başarılı. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Galatasaray 2. Beşiktaş 3. Başakşehir 4. ve Trabzonspor'da 5. olmuş arkadaşlar. Ve biz de İstanbulspor olarak 7. olmuşuz. Şimdi daha iyi bir sıradayız. Yani 18.lik neresi, 7.lik neresi gerçekten anlaşılır gibi değil. Kupada bir şey yapabilmiş miyiz? Kupada son 16'yı bile görememişiz. İlk turda Fenerbahçe'ye elenmişiz. Birinci turda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Fenerbahçe güçlü bir takım tabii bize göre. Peki lig içerisindeki istatistiklere bir şöyle göz atalım. İşlere göz atıyorum ben hala. Oyuncu istatistiklerine şöyle bir göz atalım. Tadic gol kralı olmuş, 28-60. Obokar 27-60. Batshuayi 19 gol atmış. Immobile 14 gol atmış. İstanbulspor'da Allan Saint-Maximin de 11 gol atmış. Gayet güzel performanslar. Şöyle İstanbulspor'da asist yapan bir oyuncu var mı diye bakıyorum ama asist yapanlar az. Immobile 4 asist, Batshuayi 4 asist, Maximin de 4 asist yapmış. 60 golde sadece 12 asist yapabilmiş 3 tane oyuncu özelinde bakarsak. Ama yine de fena değildi. İlk sezonumuz berbattı. 18. küme düşmüştük. Ama ikinci sezonda her şeyi topladık. İşler daha gitti ve takım mı uyum sağladı bilmiyorum artık. 56 puan toplayarak 7. oldu takım İstanbulspor. Gayet de fena olmayan iyi bir performans diyebiliriz İstanbulspor adına. Bu da farklı bir deneyim oldu bizler için. Yeni bütün transferleri şu ana kadar tarihler 20 Temmuz'a kadar yapılan resmi transferlerin hepsini FIFA içerisinde FC24 içerisinde olan oyuncuların hepsini transfer etmiş olduk İstanbulspor'a ve kurduğumuz kadroyla da ligde mücadele etmeye çalıştık. Kadroyu da şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Güzel oldu bizim için, keyifli bir deneyimdi. Eğlendim ben video için. Biliyorsunuz ki YouTube'a Hype özelliği geldi. Küçük içerik üreticileri için Hype desteği verebiliyorsunuz. Eğer Hype desteğiniz varsa verirseniz çok sevinirim. Videoların daha fazla izlenmesi ve daha fazla ön plana çıkması için like'lar ve abonelikler benim için çok önemli. Lütfen abone olup like atmayı da unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye guys.